Kıbrıslı Türklerin son 40 yıldaki en büyük kazanım ve kaybı size göre ne olmuştur? Evet, 40 yıllık müzakere sürecinde Kıbrıslı Türkler elbette bir şeyler kazandılar. Ama önemli şeyler de kaybettiler. Neler kazandılar? Bir kere ıstatüleri bir miktar açıklığa kavuştu, netleşti, daha net hale geldi yani bir toplum olarak ve 1960 anlaşmalarının öngördüğü hakları tescil edilmiş bir toplum olarak kalmadılar. Daha ileri gittiler ve olası bir çözümde özellikle 1974'ten sonra çözümün federal zeminde olacağı, bir federasyon çerçevesinde olacağı iki tane Başlangıçta entite denmişti, sonradan devlet dendi, sonra da annan planıyla işte kurucu devlet sahip olacakları ve iki kurucu devletin yani böylece Kıbrıs Türk kurucu devletinin de Kıbrıs Rum kurucu devletiyle eşit haklara, eşit statüye sahip olacağı, iki toplumun siyasal olarak eşit olacakları, siyasal eşitliğin sadece e, kararlarda e, veTO veya e, e, kararlarda duruşunun dikkate alınması değil ama kararlara etkin katılımının e, söz konusu olduğu siyasi eşitliğin bu demek olduğu e, tescil edildi Bu 40 yıl içerisinde. Tabii ki e, önemli bir şey daha oldu Bu 40 yıllık müzakere sürecinde en önemli merhale sanıyorum annan planıdır. Annan planı döneminde, Kıbrıs Türk halkının 2001 yılından itibaren başlayan büyük hareketliliği, çözüm yönündeki uğraşı ve sokaklara dökülmesi, binlerce nüfusu kıyaslandığında dünyada görüş, görülmemiş ölçüde katılımlarla büyük eylemler yapması, bunun arkasından hükümeti değiştirmesi, yapılan seçimlerle. Cumhuriyetçi Türk Partisinin ağırlıkta olduğu ve Başbakanlığı Cumhuriyetçi Türk Partisinin elinde olan bir hükümetin kurulmuş olması ve bu hükümet döneminde Cumhurbaşkanının da yetkileri Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı ile yetkileri paylaşarak hükümetin faaliyetlerini yürütmesi benim başbakanlığım döneminde ve arkasından cumhurbaşkanlığı dönemimde çözüm yönündeki kesintisiz iradesi Kıbrıs Türk tarafının dünyada önemli kazanımlar elde etmesine yol açtı. Malum biliniyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kıbrıs Türk, Kıbrıs Türk tarafının mülkiyetle ilgili tezlerine olumlu bir yaklaşım göstermesi ve bunu tescil etmesi, uluslararası alanda Kıbrıslı Türklerin dışlanmışlığının artık daha sorgulanır hale gelmesi ve hatta birçok konuda Kıbrıslı Türklerin ihtiyaçlarına olumlu cevap verilmesi, Kıbrıslı Türklerin prestijinin, artması uluslararası alanda. Bunlar çok önemli hususlar oldu. Avrupa Birliği'nin Kıbrıslı Türklerin haklarına daha ılımlı yaklaşmaya başlaması, özellikle 2004 sonrası gelişmeler sayesinde Kıbrıslı Türkleri önemli ve özel bir statüye oturttu. Kıbrıs Türkler artık uluslararası alanda çözüm karşıtı değil, tersine çözümden yana Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs Rum halkıyla siyasi eşit pozisyonda olma ve çözümde yine Kıbrıs Türk devletinin Kıbrıs Rum devletiyle eşit statüde olacağı ve nihai olarak da federal bir çatı altında Kıbrıs'ın, Kıbrıs'ı Türkler ve Rumların birleşeceği, bir araya geleceği bir yapı Kıbrıs'ı Türklerin kazanımı olarak ortaya çıkmıştır diye düşünüyorum.